Sesim geliyor mu? Geliyor hocam. Geliyor şimdi. Evet. Kusura bakmayın. Evet. Günaydınlar. Değerli katılımcılar, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü oturumumuzda inşallah güzel geçmesini temenni ediyorum. Diğer oturumlar gibi. Güzel bir cumartesi sabahından Çanakkale'den herkese selamlarımızı, saygılarımızı da iletiyoruz. Baktığımızda birbirinden kıymetli çalışmaların sunulacağı bir oturum olacağı belli. Son gelen bilgiye göre iki çalışmamızla ilgili sanırım sunum yapacak olan kişiler şu an uygun değillermiş. Gönül isterdi ki tabii bu değerli çalışmaları da dinleyebilelim. 15 dakikalık bir süre var her bir sunumumuz için. Usul olarak da her sunum sonrası soru cevap alalım diye düşünüyorum. İlk sunumumuzu yapacak olan Hüsamettin Tayşı sanırım ulaşılamadı. Dolayısıyla ikinci sunumumuz Arda Akçal ve Kenan Kaynaş tarafından hazırlanan bir lavanta üzerine bir çalışma. Sanırım Arda hocamız bu sunumu gerçekleştirecek. Arda hocam söz sizde. Buyurun. Arda hocam ses. Hocam ses geliyor mu şu an? Evet hocam, şimdi geliyor. Buyurun. Tamam. Şuradan ekran paylaşımı yapayım. Bağlantı ile ilgili bir sorun var zannedersem. Şu anda evet, görünüyor mu? evet hocam. Ekran. Tamam. Evet, Kenan Hocam'la birlikte yaptığımız bir çalışma. Özellikle Kuzey Ege iklimine uygun. Burada bu çalışmada lavanta türlerinin verim ve kalite özelliklerini belirlemeye çalıştık. Şimdi bizim ülkemiz özellikle tabii biyoçeşitlik bakımından oldukça zengin bir ülke. Bu bitki çeşidi içerisinde Lamiaceae grubu özellikle çok geniş bir popülasyona hitap ediyor. Yaklaşık 224 cinsle 5600 tür içerisinde barındırıyor. Bu familyaya ait 45 cins, 565 tür ve 735 takson içeren bir familya Lamiaceae. Evet, bu familyar bitkilerin bütün habitatlarda ve yükseklerde yetiştiğini biliyoruz. Kutuplardan Himalayalara, Güneydoğu Asya'ya, hatta Avustralya, Afrika ve Amerika kıtasında çok geniş bir alanda Lamiaceae familyası yayılış gösteriyor. Şimdi bu familyanın içerisinde tabii bizim bildiğimiz bitkiler var. Bunlar aynı zamanda hem süs bitkisi olarak da kullanılan bitkiler hem de aynı zamanda tıbbi aromatik bitki olarak da bildiğimiz bitki grupları. Neler var? Menta, timus gibi, kekik gibi, nane gibi, işte origanum, salvia, tıbbi adaçayı, siderisler, melisa, oğlotları, işte biberiye bu grup içerisinde yer alan önemli bitkiler. Ama bunların içerisinde bir tanesi var ki ciddi anlamda hem ekonomik katkısı, getirisi çok yüksek hem de birçok alanda kullanılan bir tür lavanta. Lamiaceae familyasında çok değerli bir uçucu yağ bitkisi olduğunu ifade edebiliriz lavantanın. Akdeniz orijinli 39 kadar türü olduğunu, doğal yayılış gösteren türü olduğunu biliyoruz. Tabii bunların içerisinde, lavantaların içerisinde en önemli
uçucu yağ oranına sahip. Özellikle yağ özellikleriyle, uçucu yağ özelliğiyle kullanılan lavender, Lavandula angustifolia cins içerisinde bulunanlar. Lavandin ve başak lavanda, spike lavander dediğimiz tipleri. Diğerleri çoğunlukla Fransız lavantası, İspanya lavantası, işte geniş yapraklı lavanta, Kanarya doları lavantası gibi popülasyonlar. Bunlar çoğunlukla süs bitkisi ya da peyzaj maksatlı kullanılan, kesme çek olarak da değerlendirilen tipleri. Bakın bu şekilde özellikle peyzaj alanlarında çok sık kullanıyor ve tabii bu anlamda da popüler bir dekorasyon amaçlı kullanan bir bitki olduğunu ifade edebiliriz. Nasıl bir bitki? Lavanta çok yıllık yarı çalımsı görünümde bir Akdeniz bitkisi. Özellikle kökleri toprak ve iklim şartlarına bağlı olmakla birlikte yaklaşık 1 metreye kadar derinlere kök yapabiliyor. Dört keşeli, sap, çıplak ve tüylü bitki çok sayıda yan dal oluşturuyor. Yaprakları boğumlarda karşılıklı ve 2-6 santim uzunlukta. Çiçekleri genellikle çiçek sapının ucunda 15-20 santim uzunluğunda başak salkım şeklinde bir morfolojiye sahip. Burada tabii lavanta uçucu yağı dünyada en fazla tercih edilen yağlar içerisinde, yağlardan bir tanesi. Ekonomik olarak değer sağlayan kısmı tabii burada kullanılan çiçekleri aslen. Çiçeklerinde en önemli etken maddi renksiz, hafif sarı renkli olan bu uçucu yağ kısmı. Yaklaşık ise %1 ila 3'lük bir kısmı oluşturuyor. Burada lavanta uçucu yağ kalite standartlarını belirleyen belirli uçucu yağ bileşenleri mevcut. Tabii çok fazla var ama bunların içerisinde en önemlileri linalol ve linalil asetat. Bunların yağ içerisindeki dağılımı, miktarı işte bu kaliteyi belirleyen en önemli bileşenler. Lavanta başta Akdeniz ve Balkan ülkeleri olmak üzere dünyada en fazla Güney Avrupa'nın işte Kuzey Afrika'nın Akdeniz'e komşu olan ülkelerinde doğal yayılış gösteriyor. Ama kültürel anlamda Fransa'da, Bulgaristan'da, İspanya, İtalya gibi Akdeniz ülkelerinde işte Yunanistan'da, İngiltere, Amerika ve Rusya'da yine üretimi ve ticareti söz konusu. Ülkemiz doğal florasında ise sadece Sturgeon türü ve Levanta Sturgeon halk arasında Karabaş otu olarak da ya da Gargan otu ya da Keşiş otu olarak da adlandırılıyor. Bizde doğal olarak yayılış gösteren türü bu. Dikim alanı ve istatistiklerine baktığımızda TÜİK verilerine göre bizdeki bitkileri 2010-2011 yıllarında aslen kültürel olarak yetiştiriciliği başlıyor. 500 dekarla gittikçe artıyor bu üretim alanı. 2019 yılına geldiğimiz zaman yaklaşık 12 bin dekarlık bir alanda aslen üretimin yapıldığını görüyoruz. Ama buna mukabil verimde aslen çok ciddi bir artış yok ve tersine bir dönüş söz konusu. O yüzden özellikle verimi arttırmak gerekiyor. Çok yıllık bir bitki olması, aynı lavanta plantasyonundan 15 yıl süresince aslında ekonomik olarak faydalanabilmeyi sağlıyor. Fidyeleri çoğunlukla ilkbahar ve yaz başlarında tarlaya dikebildiğimiz bir tür. Yine lavandin çeşitlerine kıyasla daha küçük habitus, yani büyüklük, bitki büyüklüğü meydana sürüyor. Lavanta bahçeleri tesis edilmesinin akabinde tabii bir takım kültürel uygulamalar yapılması gerekiyor. Özellikle yabancılıkla mücadele, sulama, gübreleme gibi. Kura çok dayanıklı olan bir tür. İlk yıl dışında genellikle kesinlikle sulama istemiyor. Ve askeri 300 milimetrelik yıllık yağışın olduğu her yerde yetiştiriciliğinin yapılabileceğini söyleyebiliriz. Aynı zamanda kura dayanımı da yüksek bir bitki. Ülkemizde lavandin çeşidinden elde edilen bu esansiyel yağlarda özellikle Avrupa ülkelerinde yetiştirilen lavanta çeşitlerinin esansiyel yağ kalitelerinin önemli derecede gerisinde. Dolayısıyla ihracatı gerçekleştiremiyoruz ve beklenen ticari kazanç da bu anlamda sağlanıyor. Yani bizde yetiştiriciliği var, yalnız verimi yüksek olsa da yağ kalitesi düşük. Bizim burada yaptığımız çalışmada özellikle ilaç sanayinden kozmetiğe, peyzaj alanlarına kadar birçok kullanım alanı olan ve ekonomik değer taşıyan
Levante'nin bu bölgede, Kuzey Ege bölgesi ve Çanakkale ekolojik koşullarında yetiştirebileceğimiz uygun çeşitleri belirlemeye çalıştık ve bunların yağ verimi kalite özelliklerini ortaya koymaya çalıştık çalışmada. Eceabat ilçesinde özel bir üretici sahasında 2019-2020 yılları içerisinde gerçekleştirdik çalışmamızı. Bu Angustifolia türü içerisinde Levanta'nın 5 farklı çeşit kullandık. Hem Usraya, Septopolis, Druzba, Jubleina çeşitleri fidelerini Edirne'den temin etmiştik. Tabii Eceabat neden? Eceabat bu anlamda özellikle Levanta yetiştiriciliğinin ve kendi ekolojisi için oldukça elverişli. Çalışma alanında bölgenin iklimi Akdeniz iklimi ile Karadeniz iklimi arasında bir geçiş iklimi özelliği gösteriyor Eceabat. Ilıman iklimi özelliğe sahip, aynı zamanda Akdeniz iklim tipi içerisine de giriyor. Kar yağışı oldukça düşük ama yağışlar daha çok kış ve ilkbahar mevsiminde dağılımı söz konusu. Çalışma yaptığımız alan özellikleri baktığımızda topografik açıdan düz, eğimsiz. Çalışma alanında yine toprak yapısı, bünyesi kumlu tındığı yapıda 7.34 pH sahip, kireç %11.10 civarında, organik maddesi %0.15 civarında olan bir toprak yapısına sahip. Evet, bitkisimiz kısaca renklerde olan bir çeşit. Yine raya her bir dalda 6 artı bir çiçek grubu yer alıyor. 6 çiçek seyre çiçeklenme sağlıyor. Yanlara doğru oldukça geliş gösteren bir çeşit. Emus'la birlikte dikildiğinde bir ay kadar çiçekte kaldığını diyoruz. Septopolis'ine her bir dalda 5 artı 1 çiçek grubu barındırıyor. En alttaki tek çiçek grubu Hemus'a göre oldukça farklı ve açık renkli. Geç çiçeklenen bir çeşit Temmuz başında hasada geliyor. Yine Jubleina çeşidini görüyorsunuz. Druzba, bu da yine kullandığımız çeşitlerden bir tanesi. Çoğunlukla Jubleina'ya benziyor ve uçucu yanında terpinol 4 bileşenli %2-6 civarında seyrediyor. Biz burada dikimlerimizi %40 santim şeklinde fideleri dikimlerini yaparak gerçekleştirdik. Tabii yabancı ot mücadelesi 2 haftada bir gerçekleştirildi. Haziran ayında havaların ısınması asabin kuma yapıldı ve sulama suyuna yine hümük asit eklenerek bir bitki besleme şeklinde gübreleme gerçekleştirdi. Deneme sahasından görünümlerimiz. Burada hasat uçucu yağ oranı en yüksek olduğu zaman tabii tam çiçeklenme dönemi. Burada küçük el oraklarıyla işlikle hasat gerçekleştiriliyor. Farklı dönemlerde Temmuz'da başlıyor ve Haziran'da başlıyor. Hatta Ağustos sonlarına kadar, ortasına kadar hasat yapılabiliyor. Yaptığımız morfolojik gözlemler neler? Yaprak ve çiçek rengine baktık. Yaprak eni boyu özellikle bunlara baktık. Bitki boyu, sap uzunluğu bunlar yine önemli kalite kriterleri. Agronomik özellikler bakımından çiçeklenme tarihi, başakta sap uzunluğu, başaktaki çiçek sayısı bizim için önemliydi. Saplı ve sapsız yaş çiçek ağırlığı, kuru çiçek ağırlığı yine önemli. Tabii yağ kalitesi bakımından uçucu yağ oranı, uçucu yağ bileşeni analizleri, bunlar yine aynı şekilde Atatürk Bahçe Kültürü Merkez Araştırma Enstitüsü'nde incelendi. Uçucu yağ analizleri yine gaz kromatografisi MS kullanarak gerçekleştirildi. Şimdi burada yağ bileşenlerini tayinde referans aldığımız kromatogramlar var. Bunlar içerisinde yaklaşık 43 kromatogram ama özellikle bakın 27-28 pikleri bunlar linalol ve linalil asetat. İşte bunlar Levanta'nın aslında aromatik özelliklerini ve kalite özelliklerini bize söyleyen pikler.
Duyusal özelliklerin incelenmesi, burada da yine örnekleri ürün koduyla numaralı kapalı kaplara yerleştirerek bir panelist testi gerçekleştirdik ve burada da 1-7 arasında bir skalayla numaralandırdık. Şimdi bulguları hızlı hızlı vereyim. Çeşitlere göre yaprak ve çiçek renk değişimlerine baktığımızda tabii parlak değerleri, hü açısı ve kroma değerleri özellikle Jubileyna L değeri bakımından, Hemus yine hü açısı bakımından, Jubileyna yine krom değerleri bakımından ön plana çıkan çeşitler burada. Morfolojik özellikler bakımından burada yaprak yeni, işte yaprak boyu, bitki boyu bakımından özellikle Druzba çeşidi fazla yaprak yeniyle yine Druzba yaprak boyuyla ön plana çıkıyor. Jubileyna bitki boyu en yüksek çeşit olarak burada kendini gösterdi. Hem Usuraya ve Septopolis Jubileyna sap uzunluğu bakımından aynı özellikleri gösterdi. Başak'taki çiçek sayısı, çiçek ağırlığı yine sap çiçek ağırlığına baktığımız zaman özellikle Hemus'un ve Septopolis'in burada ön plana çıktığını görüyoruz. Yine çiçek ağırlığı bakımından Raya, Septopolis, Jubileyna, Druzba özellikle ön plana çıkıyor. Yine çiçek ağırlığı sapsız olarak bu önemli, bakın kalite kriterleri içerisinde Septopolis yine burada diğer çeşitlere göre en ön planda yer aldı. Tabii farklı uçucu yağ bileşenleri var ama burada dikkat çekmek gerekirse özellikle linol, terpen, kamfor gibi, beta farnesen gibi bileşenler ön planda. Elde ettiğimiz sonuçlara göre en yüksek linol miktarı %36.43 ile Septopolis çeşidinde belirledik. En düşük miktar ise yine %29.40 ile Raya çeşidinde. Kamfor miktarı bakına en yüksek değer %0.45 ile Jubileyna çeşidinde. En düşük değer %0.26 ile Druzba çeşidinde olduğunu görüyoruz. Yine sinol bakımından en yüksek değer %3.20 ile Hemus'ta olduğunu görüyoruz. Betafernesan bileşi bakımından da %1.22 ile en yüksek Raya çeşidinde olduğunu tespit ettik. Duyusal özelliklere geldiğimiz zaman tabii bu panelistlerle gerçekleştirdiğimiz tamamen görsel olarak onların tercihleri. Burada %75.57 ile Septopolis'in ön planda olduğunu görüyoruz. Hemus ve Raya'da yine diğer buna yakın çeşitler. Renk tercihleri bakımından yine Septopolis %75.57 çeşitlerde yine duysal analiz, yani tamamıyla hepsini birleştirdiğimiz zaman özellikle %70.86 panelist tercihle Septopolis, Raya ve Hemus çeşitleri ön plana çıkmış. Lavandula angustifolia türüne ait Septopolis, Hemus, Raya, Jubileyna ve Druzba çeşitleri Kuzey Ege ekolojik şartlarını aslında adaptasyonun yüksek olduğu ve bu bölgede yetişecek çeşitler bunun üzerine yaptığımız bir çalışmaydı. Yetiştirilen çeşitlerden Septopolis özellikle morfolojik, tarımsal ve duysal özellikler yönünden diğer çeşitlerden çok daha üstün bulunuyor. Druzba çeşidi bu özelliklerin en değerlerine sahip olduğunu tespit etti. Yine Septopolis ve Jubileyna çeşitlerine elde edilen uçucu yağ analizlerinin neticesinde standartlara göre lavanta yağı standartlarında olduğunu görüyoruz. Druzba çeşidinde yine bundan elde edilen yağ analizlerinde standartların üzerinde bu diğer çeşitler. Ama Druzba'nın da yine standartlarla uyumlu olduğunu söyleyebiliriz. Tabii yağ kalitesi bakımından özellikle lavanta da yüksek olması sebebiyle bölge çiftçilerine angustifolia türüne ait Septopolis ve Hemus çeşitlerini bu çalışma sonucunda tavsiye edebiliyoruz. Parfüm sanayi için yetiştiricilikte özellikle Septopolis ve Jubileyna çeşitlerini tercih edilmesi gerekiyor. Ama süs bitkisi ya da peyzaj alanlarında Jubileyna ve Raya çeşitleri kurtulmuş şekillerde değerlendirilir.
Bulgaristan başta olmak üzere birçok ülkede Lavandula angustifolia üretimine artık geçmiş durumda. Bu nedenle angustifolia çeşitleri için Türkiye'nin diğer bölgelerinde de yine adaptasyon çalışmalarının yapılması gerekiyor. Bu anlamda çiftçiler üretimci muhakkak ki desteklenmeli. Ben teşekkür ediyorum hocam ilk sunum için. Katılımcıların herhangi bir sorusu varsa sizlerin yanıtlayabilirim. Arda hocam ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Güzel bir çalışmayı bizlere sundunuz. Lavanta tabii çok gerçekten önemli bir bitki. Her alanda kullanılıyor. Peyzajdan tutun işte parfüm sanayine kadar. Belki lavanta ile ilgili benim de nacizane şöyle bir şey söyleyebilirim. İşte sağlık açısından da önemli bir bitki aslında. Hani lavanta çayı bitki çayı olarak da içildiğinde bir takım faydaları var. Bu anlamda belki bilmeyen duymayanlar için işte enginar kerevizin karaciğer dostu olduğunu biliyoruz. Lavanta çayının da karaciğer enzimlerini önemli oranda düzenlediğini bizzat biz aile olarak da test edip gördük. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmak istedim. Arda hocam arada bir internet kopukluğu oldu ama yine de anlayabildik sunumumuzu. Şimdi bir sonraki sunumumuz Çağatay Kınık ve Arda Akçal. Hocam sana bağlantıdan. Efendim? Sorun vardı hocam ama sonradan mı alacağız? Alacağım hocam. Söyleyeceğim. Şöyle. Sunumlar sonrası. Süre açısından Bir sonraki sunumda Arda hocamın olacağı için muhtemeldir ki dengeleyecektir diye düşünüyorum. Ve şimdi Arda hocama soru alabiliriz. Buyurun Erdem hocam. Benim sorum. Peki, teşekkür ederim. Arda hocam çok teşekkür ederim. Yaklaşık 4 yıl kadar önce bir ulusal biyoloji kongresine katılmıştım Gaziantep'te. Ve orada Süleyman Demirel Üniversitesi'nde sanırım bir hocamız kalkıp bize bir sunum yaptı lavantalarla ilgili. O zamana kadar sadece ne güzel kokusu vardı deyip sandığım bir bitkinin ne kadar önemli olduğunu öğrendim. Ve o aralar biyoloji bölümünde çok ciddi anlamda bir öğrencilerin iş bulmayla ilgili sıkıntısı varken hocamız bize çıkıp şöyle dedi. Biyolojiden mezun olan hiçbir öğrenci aç, işsiz kalmaz. Hepsini bu ülkede lavanta kurtarır. Öğrencilerimizi lavanta kısmına yönlendirmeliyiz. Bununla ilgili üretmeleri ve bilimsel çalışmalar yapmaları gerekiyor diyerekten. Sonrasında ya benim farkındalığım arttı bilmiyorum ama çevremdeki çok fazla arkadaşım bu lavanta üretme işine girdiler. Gökçeada'da bir arkadaşım büyük bir yatırım yaptı. Daha sonra Tekirdağ'da biliyorum. Benim sorum halen bu istek devam ediyor mu? Yani bu şekilde üretme ve hasat devam ederse... arz talebi karşılar mı? Yani ne kadar talep var, o kadar arz var. Yani hani bazen bir şeye çok yöneliyoruz. Domatesi çok yatırım yapıyoruz. Ondan sonra ki onun fiyatı düşüyor. Bu yatırımı yapanlar bunu karşılayamıyor. Lavanta için böyle bir durum var mıdır? Yani gerçekten de şu anda bütün öğrencilerimiz, bütün çevremizi, herkesi bu konuda çünkü anladığım kadarıyla kolay hasatı da sorun olmayan bir durum. Yağ üretmekle de ilgili bir sıkıntı yokmuş. Halen aynı popülerliğini sağlıyor mu? Öğrencilerimizi, çevremizi yönlendirelim mi? Sorun buydu ama. Hocam teşekkür ediyorum değerli katkınız ve sorunuz için. Şöyle yanıtlamaya çalışayım. Lavanta aslında bize de hatta min müdüründeki arkadaşlarımız zaman zaman bize de ifade ediyorlar. Çok sorulan bir bitki yetiştiriciler tarafından. Ve popülerliğini koruyor. Fakat tabii insanların genelde gösterdikleri ilgi tabii ki parfümleri Arda hocam sesinizi alamadık. Arda hocam, şu an sesiniz geldi. Hocam bağlantı. Hocam geliyor mu şu an? Geliyor, evet. Evet, Arda hocam, şu an göremiyorum.
Katılımcı listesinde var ama. Evet. Arda Hocam. Bağlanmaya çalışıyor sanırım tekrar. Biraz daha bekleyelim. Görüyorum sesim. Evet hocam, şimdi geliyor. Gökhan hocam. Evet, buyurun. Kusura bakmayın, bir sıkıntı var. Evet, üreticilerin popüle ilgisi nedeniyle bu ilgi gösteriyorlar ama uçucu yağ kalitesi bakımından bizde kullanılan çeşitler buna uygun değil bu bölgede. Çoğunlukla verimi yüksek ama yağ kalitesi düşük. Bunun tersine çevirmesi gerekiyor. Aksi takdirde biz Avrupa'da kullanılan çeşitlerin, özellikle Bulgaristan tarafında kullanılan çeşitlerin bu kalitesinde kalıyoruz Erdem Hocam. O yüzden buradaki yaptığımız çalışma daha yıllar düşündüğü takdirde su olmadan da rahatlıkla yetiştirici yapılabilecek bir bitki. Bu anlamda çeşit belirleme ön plana çıkıyor diyebiliriz. Teşekkürler hocam. Erdem Hocam. Arda Hocama başka sorusu olan, katkısı olacak. Evet. Arda Hocam, bir sonraki sunumu da sanırım siz yapacaksınız yine. Evet, evet hocam. Tamam. Buyurun hocam, o zaman söz sizde. Teşekkür ediyorum. Evet, yansıyı görüyor muyuz Gökhan Hocam? Evet. Bu çalışmamızda yine tarımsal atıkların değerlendirilmesi üzerine kompostlaştırılmış tarımsal atıkların bizim sektörde, süs bitkileri sektöründe ne şekilde kullanabiliriz? Bunu da kısaca vermeye çalışayım. Günümüzde nüfus artışının yanı sıra kent merkezlerinde oldukça hızlı büyümesi sonucu tabii kitlelerin ortaya çıkarttığı bir takım evsel tarımsal kökenli atıklar miktarları insan sağlığını artarak tehdit eder boyuta ve çevre kirliliğine neden oluyor. Tarımsal atıkların çevrenin korunması ve çevreye uyumlu yöntemlerle muhakkak ki uzaklaştırılması, bertaraf kitleri üretim itibariyle dünyada yaklaşık %7'lik bir paya sahip. 2018 yılı verilerine göre yaklaşık 37 bin dekarlık bir alanda süs bitkisi üretimi gerçekleştiriyoruz ülke olarak. Peki süs bitkileri yetiştiriciliğinde önemli faktörler neler? Özellikle işin ekonomisinde tabii önemli maliyetler var. Girdi maliyetleri var. Son yıllarda giderek de artan. Bunlar hakikaten üretici ciddi anlamda biz tabii iç mekan bitkilerle sağlıyoruz ve yine bunların örtü altında yetiştirici söz konusu. Dolayısıyla işte gübre gibi, mazot gibi, ilaç gibi birçok alanda kullanılan tohum çimlendirmeden çelik köklendirmeye, fide fidan yetiştiriciliği bakımından kullanılan bütün materyaller bu anlamda aslında bir girdi ve çok ciddi bir maliyeti söz konusu. Tabii kullanılan çoğaltma ve yetiştirme ortamları da bu anlamda oldukça büyük bir paya sahip. Son yıllarda tarımsal atıklar bu anlamda süs bitkileri yetiştiriciliğinde organik gübre, çimlendirme ortamı ve yetiştirme ortamı olarak da kullanmaya başlandı sektörde. Ama bunun aslında bir bizler gibi birçok akademisyen bu anlamda sektörde araştırmalarını sürdürüyor.
hangi tarımsal atıklar bu anlamda değere sahip ve yetiştirme ortamı olarak kullanılabilir? Bitki yetiştirme ortamından kastımız burada tek başına ya da diğer kombinasyonlarla karıştırılarak kullanılan çok çeşitli agregatları, katı agregatları kastediyoruz. Tabii şu anda topraksız tarımda özellikle katı ortam ya da su ortamı şeklinde hidroponik sistemler var. Ama katı ortamda tabii kullanılan farklı agregatlar söz konusu. Bunların da önemli olan bunları temin edebilmesinin kolaylığı ve maliyeti. Gerektirdiği istenildiği miktarda ve nitelikte kolayca temin edilmesi bu anlamda yetiştirici için oldukça önemli. Evet, topraksız tarım, su kültürü ve katı ortam şeklinde ayıracak olursak özellikle iç mekan bitkileri genellikle agregat kültürü içerisinde farklı organik ve inorganik ortamlarda yetiştirici söz konusu. Nelerdir bunlar? Çoğunlukla katı ortam kültüründe kullanabileceğimiz materyaller organik ortamlar içerisinde torf, kum gibi talaş, ağaç kabuğu, mantar kompostu, mısır koçanı, saman kokopit gibi farklı materyalleri sayabiliriz. Yine inorganik ortamlar içerisinde çakıl, perlit gibi pomza, kaya yünü birçok ortamı saymamız mümkün. Bizim kriterler nelerdir peki? Bir defa ucuz ve yerel olması gerekiyor. İyi bir drenaj ve havalanma özelliğine sahip olması gerekiyor. Drenaj hakikaten çok önemli. Çünkü bitki kök bölgesinde fazla su kaldığı zaman çürümelere, kalite kaybına neden olabiliyor. Bu anlamda katı agregatların ciddi bir porozite oranına, havalanma oranına sahip olmasını istiyoruz. Sterilize edildikten sonra yine biyolojik ve kimyasal özelliklerini kesinlikle kaybetmemesi gerekiyor. Koruması önemli. Suda eriyebilen tuz içeriği muhakkak ki düşük olması gerekiyor. Neden? Çünkü biz belli bir süre sonra bitki besleme yapıyoruz. Özellikle suyu içerisinde belli gübreleri veriyoruz. Yine pH muhakkak uygun olması gerekiyor kullandığımız ortamın. Eğer pH uygun değilse verdiğimiz bitki besin elementlerini bitki buradan çekemiyor bu anlamda. O yüzden farklı ortamlar kullanırken bunun muhakkak ki öncelikle pH ve EC değerlerine bakmamız gerekiyor. Fiziksel ve kimyasal olarak yine yeknesak olması önemli. Bitki yeterli miktarda su ve besin maddesi tutma özelliğine sahip olması gerekiyor. Ve tabii saksılı bitkilerde, iç mekan bitkilerinde bunları tercih ettiğimiz için tabii ki bunun ağırlığı yani hafif olması da ve ekonomik olması da aradığımız diğer kriterler. Evet, bunlar da yetiştirme ortamları içerisinde en fazla şu anda süs bitkileri sektöründe saksılı bitkilerde kullanılan torf, genel ıslak ortamlar, bataklıklarda yetişen bitkilerin yığınlar halinde havasız koşullarda birikmesi ve çürümesi sonucunda meydana getirilen bir ortam. Bizim kendi Türkiye olarak doğal torf kaynaklarımız var ama aslında güzel bir strateji. Biz bunları çok fazla kullanmıyoruz. Genellikle ithal yolla, ithal torf getirerek bunları karşılıyoruz. Ama tabii bunun da çok ciddi anlamda üreticiye bir yükü söz konusu. Tabii lifli torf özellikle kendi kuru ağırlığının 15-20 katı kadar su tutma özelliğinde torf bu anlamda çok fazla kullanılıyor. Diğer bir ortam Hindistan cevizi lifi tozu ya da kokopit olarak da nitelendirebiliriz. Hindistan cevizi kabuğu liflerinin işlenmesi sırasında ortaya çıkan 2 milimetrelik daha küçük boyuttaki lif ve partiküllerden meydana geliyor. Fiziksel özelliği iyi olan Hindistan cevizi lifi tozları yetiştirme ortamı olarak bu anlamda kullanıma oldukça uygun. Hacimce yaklaşık %20 hava içeren bir ortam, pH değeri kararlı bir seviyede devam eden oldukça kullanışlı bir ortam olduğunu ifade edebiliriz. Ama tabii yine kokopit de bizde bulunmayan ama yurt dışından ithal ettiğimiz bir ortam. Bunun dışındaki o organik ortamlarda talaş, ağaç kabuğu gibi kullanılan ortamlar işte mantar kompostu, mantar üretimden sonra ortaya çıkan ve dışarı bırakılan kompost yine bu anlamda değerlendirilebiliyor. Ama tuz, fosfor ve potasyum içeriği bunların yüksek.
Yine 9 ila 12 ay olgunlaşma süresi var. %25 ila 50 oranında, yani tamamını değil de yarı yarıya karıştırılarak bunların kullanıldığını biliyoruz. Talaş yine birçok ülkede torf yerine çeşitli organik materyallerle kullanılmaya başlayan bir ortam. Bildiğimiz ağaç rendesi talaşı. Çekebiliyor ama bir Arda Hocam sesiniz kesildi yine. Yine başka bu anlamda kullanılan yetişme oranları şu an geliyor mu Gökhan Hocam? Şimdi geldi hocam. Buyurun. Evet. Zaman zaman bağlantı gidiyor. Özür diliyorum. Çiftlik ağır gübresi olarak bildiğimiz, nitelendirdiğimiz organik madde kaynağı olarak yine çok kullanımını istemiyoruz. Çünkü ağır gübresi kullanımda yetiştirme ortamı muhakkak ki dezenfeksiyonu gerektiren bir ortam. Tek başına kullanılmıyor ortam olarak ama tabii özellikle dış mekan bir materyal. Sfagnum yosunu asit bataklık bitkilerin kalıntılarında kurtulmasıyla elde edebiliyoruz. Nispeten steril, tutma kapasitesi yüksek, kendi ağırlığının 10-20 katı kadar suyu çekebiliyor. Çoğunlukla havai köke sahip bitkilerde yine tercih ediliyor. İşte orkide yetiştirildiğinde diğer kabuklarla, göknar kabukları rendeleriyle birlikte kullanılan ortamlar su tutması oldukça yüksek bir materyal. Bunlar organik materyaller. Bir de inorganik ortamlar neler? Bunlar kum ve çakıl örneğin kullanılıyor. Kum ve çakılın su tutma kapasitesi çok düşük. İnce kum kesinlikle kullanılmamalı. Çapı 0.5 ila 2 milim olması gerekiyor kullanım için. pH ve kireç içeriği yine bizim için önemli. İyi bir drenaj malzemesi. Yine torfla karıştırarak da kullanabiliyoruz. Perlit çok sık kullandığımız torfla ya da kokopitle bizim çalışmalarımızda ve sektörde de yine kullanılan volkanik bir aslında materyal. Steril, hafif, bitki besin maddesi içermiyor, ortamda parçalanmıyor. Tekrar tekrar bu anlamda steril olması nedeniyle tekrar tekrar kullanabiliyorsunuz. Bu anlamda özellikle topraksız tarımda son yıllarda önemli bir materyal. Yine çoğaltma ortamlarında bizde çelikle çoğaltımlarda süs bitkilerinde çok kullanılan bir inorganik ortam. Pomza ya da sünger taşı olarak da biliniyor. Kübek de deniyor. Bunlar yine volkanik olaylar sonucu oluşmuş fiziksel ve kimyasal etkenlere karşı dayanıklı gözlemli süngerimsi bir kayaç. Doğal halde kullanılabiliyor, steril. Yine Orta Anadolu'da, Nevşehir'de, Kayseri'de doğal pomza yataklarına sahibiz. Yine doğal bir inorganik ortam. Kaya günü özellikle %60 diyemez, %20 kireç ve %20 kömür tozu karışımıyla elde edilen bir ortam. 1500-2000 derecelik sıcaklıktaki fırınlarda yüksek ısılarda yine lif haline getirebiliyor. Gözenek oranı, porositör oranı %96. Bu anlamda yine su tutma kapasitesi yüksek. Özellikle toprak tarımında, sebze yetiştiriciliğinde, domates yetiştiriciliğinde yine gül, kesme gül yetiştiriciliğinde, ört altı kesme gül yetiştiriciliğinde kullanılan bir ortam. Cam günü yine kullanılan diğer bir inorganik ortam. Strafon ya da köpük, bunlar plastik köpük olarak bildiğimiz besin içermeyen ortamlar, endüstriyel olarak üretiliyor, kolay ve ucuz temin söz konusu. Ama bunların tabii su tutma gücü az. Genellikle drenaj sağlaması bakımından konteyner yetiştiriciliklerinde ya da saksılı bir yetiştiriciliğinde alt taban drenajını sağlaması bakımından kullanılan ortamlar. Ayrışmış volkanik kayalardan oluşan zeolit yine bir alt silika ayı. Yine zeolit de kullanılıyor. Volkanik çürük yine kullanılan yetiştirme ortamları.
Tabii aslen bunların özellikle alternatiflerini, yani bizim bu yaptığımız çalışmada özellikle tarımsal üretimden çıkan atıklar neler ve bunlar ne şekilde kullanılabilir? Bunların muhakkak ki kompostlaştırılarak kullanılması gerekiyor. Özellikle çeltik, yer fıstığı, kavuz gibi, buğday, arpa, mantar gibi tahıl samanları, mısır gibi bitkilerin kurutulmuş, işlenmiş, dezenfekte edilmiş artıkları bu maksatta kullanılabiliyor. Bitki artıkları önce fermentasyona alınarak çürütülmesi gerekiyor. Ondan sonra kullanılması önemli. Direktman bunları kullandığımız takdirde tabii ki bitkilerde çeşitli olumsuz nedenler oluşturabiliyor. Bunlar tabii hafif su tutma kapasitesi bitki türüne göre değişen materyaller. Ama bu bölgede rahatlıkla temin edebileceğimiz ve sürekli olan materyaller olması gerekiyor. Hangi tarımsal atık kompostları kullanabiliriz? Zeytin pirinası kompostu, bağ budama artıkları, özellikle bizim bu bölgede cibre kompostu, çeltik kavuzu ve yeşil ceviz kabuğu kompostu bu anlamda bizim çalışmamızda ön plana çıkan materyaller. Biz çalışmamızı üniversitemizin Dardanos yerleşkesinde bulunan araştırma merkezimizdeki serada gerçekleştirmiştik. Yoğun olarak geliştirici yapılan zeytin, bağ, ceviz gibi önemli bazı tarım ürünlerinin kültürel bakım ve hasat sonrasında, yani budama sonrasında elde edilen tarımsal atıkları iç mekan süs bitkilerini yetiştirme ortamı olarak değerlendirebilir miyiz, değerlendirebilir miyiz? Bunu amaçladık çalışmada. Burada Metalis ve Success White Sıklamen, Sıklamen Persikum, Sıklamen çiçeğinin iki farklı F1 melez çeşidini biz bitkisel materyal olarak seçtik. Yaklaşık 300 adet saksılı bitkide gerçekleştirdik çalışmayı. 1 litrelik saksılar alttan drenaja sahip. Özellikle bunların içerisinde 3/4 oranında ortam koyarak çalışmayı gerçekleştirdik. Tabii örtü altında serada yaptığım için sıcaklık ve nem sürekli kayıt altında, bunları da dikkate alarak bu verileri topladık. Değerlendirme yapılan bitki gelişim parametrelerimiz neler? Burada bitkideki yaprak sayısı bizim için oldukça önemli. Yaprağın büyüklüğü, yaprak bitkiyi son aldığı formun üstüne ne kadar kompakt bir yapı sergiliyor, yaprak alanı, yaprak formu ne şekilde, bu bizim için önemli. Dikinden çiçeklenmeye kadar geçen süre, yani ne kadar sürede bitki çiçeğe geliyor, bu tabii süs bitki sektöründe işin aslında ekonomisini belirleyen bir faktör. Çünkü bitki çiçekteyken görsel olarak satışını yapabiliyorsunuz. Bu anlamda çiçeklenmenin biz tabii erken olmasını istiyoruz. Çiçek tohumcu sayısı, bitki üzerine bulunan çiçek tohumcu adedi bizim için çok önemli bir kriter. Tabii çiçeklerin iriliği, yani petal büyüklükleri, işte diğer özellikleri, petisel uzunluğu, petiol uzunluğu gibi ve bitkinin kompakt yapısı, bu anlamda baktığımız kalite kriterleri. Arda yaprak hocam, sayısı bakımından bu da... Arda hocam son sesim gitti mi hocam? Sesim gitti mi hocam? Biraz da hayır. Tamam, toparlıyorum. Azaldı, toparlayabilirsek. Tamam hocam. Ortalama 7.3 adet yaprakla yeşil ceviz kabuğu kompostu yaprak sayısı bakımından bizim kullandığımız ortamlar içerisinde en iyi sonucu verdiğini görüyoruz. Yine çiçeklenme süresi bakımından en iyi sonuç yeşil ceviz kabuğu kompostunda ve çeltik kavuzu kompostunda. Yaklaşık bir haftaya yakın bir erkencilik sağladığını görüyoruz. Bu anlamda önemli. Tomurcuk sayısı demiştim, yine saksılı bitkilerde süs bitkilerinin önemli bir kriter. En yüksek tomurcuk sayısında biz yine yeşil ceviz kompostu ve torf da sağladık. Tabii burada kullandığımız torf bizim kontrol ortamımız, diğerlerini kıyasladığımız ortam. Petal iriliği bakımından özellikle torf, yeşil ceviz kabuğu kompostu ve zeytin pirinası kompostu en iri petal oluşturan sıklamen grupları içerisinde yer aldı. Yine torf, petisel ve petiol uzunluğu bakımından en iyi sonucu verdiğini ifade edebiliriz. Kompakt bitki oluşturması bakımından yeşil ceviz kabuğu kompostu en iyi sonucu verdi. Bunu yine bağ budama artığı ve cibre kompostu dediğimiz ortamlara göre
daha dağınık sürgün veren ve bodur bitkiler meydana getirdi diğer organlar. Sonuç olarak burada çalışmada su tutma kapasitesi, porozite gibi strüktürel açıdan birbirinden farklı gösteren yetiştirme ortamlarını biz denedik ve özellikle sıklamenlerde bunların önemli düzeyde etkili etkilere sahip olduğunu gözlemledik. Tabii bu çalışmaların yaygınlaştırılması gerekiyor. Sadece bu sıklamenlerde verdiği sonuca göre bir öneride bulunmamız çok doğru olmaz. Birçok süs bitkisi grubunda, iç mekan süs bitkisi grubunda bunların değerlendirilmesi, test edilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Ben teşekkür ediyorum hocam. Bu şekilde sonuçları toparlamış olayım. Değerli katkıları ya da sorusu olanları varsa seve seve cevaplamayı düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Ben sunumumuzdan dolayı teşekkür ederiz. Tabii çiçeklerle, resimlerle anlatınca akşama kadar da dinleriz aslında Arda Hocam. Sorun değil ama malum süreden dolayı böyle bir durum söz konusu. Evet, sorusu olan varsa Arda Hocamıza soru alabiliriz. Evet, sorusu olan yok herhalde. Arda Hocam, evde siklama yetiştirirsek şimdi biz ne yetiştirme ortamı olarak hangisini kullanalım? Hangisi daha pratik bir şekilde bulunur? Ne tavsiye ediyorsunuz? Hocam şimdi burada tabii sektörde çoğunlukla torf, perlit karışımları daha hafif olması nedeniyle toprak bu iç mekan bitkilerinde çok yeğlenmiyor, kullanılmıyor. Çoğunlukla dış mekan bitkilerinde, bahçe çiçeklerinde, mevsimlik çiçeklerde, tüp içerisinde ya da saksı içerisinde bahçe toprağı kullanılıyor. Ama biz gen bitkilerine tabii belirli parazitörlerin yumurtalarını içerdiği için sineklenme de yapabiliyor bahçe toprağı kullandığın zaman. Dolayısıyla hem hafif olması hem uzun süre verilen suyu tutabilmesi nedeniyle gördük. Torf, perlit karışımları bu anlamda önemli. Fakat tabii sektörde bizim üreticiye yönelik olarak yaptığımız bir çalışma tarımsal atıkların özellikle bu bölgeden çıkan, elde edilen tarımsal atıkların bu şekilde değerlendirilerek süs bitkisi sektöründe ortam olarak kullanılması önemli ve bunların kazandırılması gerekiyor diye düşünüyorum. Hani pratik anlamda bunları temin edebiliyorsanız ve bu çalışmadan da gördüğünüz gibi yani yeşil ceviz kabuğu bunu kompostlaştırarak ya da yine zeytin pirinası kompostu olabilir. Çeltik kavuzu yine bu bölgede çeltik yetiştirici çok fazla. Bunu belli bir miktar toprakta kompostlaştırarak yine kullanmak bu şekilde süsükler için yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Evet, teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Bir sonraki sunumumuza geçiyoruz. Ben teşekkür ederim. Bir diğer kıymetli çalışma Neslihan Bircan ve Ünal Kızıl tarafından gerçekleştirilmiş. Sanırım Neslihan Hanım burada diye düşünüyorum. Kendileri sunumu gerçekleştirecek. Neslihan Hanım. Ünal Hocam siz mi sunumu yapacaksınız? Hayır, Neslihan yapacak hocam da ben bir bakayım yani odada olması lazım bir saniye. Biraz evvel şimdi girdi. Merhabalar hocam. Neslihan Hanım kısaca kendinizi tanıtıp sunuya başlarsanız. Kusura bakmayın yanlışlıkla çıktım az önce. Ben Neslihan Bircan, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı'nda yüksek lisans öğrencisiyim. Yüksek lisans tezim kapsamında hazırladığım referans evapotranspirasyon hesabında kullanılacak Android tabanlı bir uygulamanın geliştirilmesi başlıklı çalışmamı sunacağım bugün sizlere. Ekran paylaşıyorum müsaadenizle hocam. Başlıyorum. Görüntü geldi mi acaba? Henüz değil.
Ekolojik döngünün en önemli parametrelerinden biri olan evapotranspirasyon, su, sulama, kuraklık ve iklimle ilgili çalışmalarda belirlenmek durumundadır. Kısaca bitki su tüketimi olarak adlandırdığımız ET, bitkiden olan terleme ve topraktan olan buharlaşmayı ifade eder. ET, lizimetreler kullanılarak doğrudan ölçülebilir. Ancak meşakkatli ve maliyetli bir yöntemdir. Dolayısıyla uygulamada ET değerleri yaygın olarak iklim verilerine dayalı tahmin eşitlikleri kullanılarak belirlenmektedir. Bu anlamda geliştirilen eşitliklerden en yaygın olarak kullanılan ampirik yöntem Penman-Montel birçok iklim faktörüne bağlı olarak oldukça karmaşık hesaplamalar sonucunda elde edilen ancak diğer yöntemlere kıyasla kısa periyotlar için daha sağlıklı sonuç veren bir yöntemdir. Penman ve Montel tarafından geliştirilmiş bazı sabitelerin eklenmesiyle son halinde FAO vermiştir. ET hesabı yapan birçok komplike yazılım mevcuttur. Ancak bunların kullanımı genelde uzmanlık gerektirir. Gelişen bilişim teknolojileri akıllı cihazlar için kolay kullanımını ve veri yönetimini basitleştiren aplikasyonlar geliştirmeyi mümkün kılmaktadır. Bu amaçla bu çalışmada Android tabanlı akıllı cihazlarda kullanılabilecek bir uygulama geliştirmek hedeflenmiştir. Biraz önce sözünü ettiğimiz Penman-Montel eşitliği ile ilgili detaylı bilgiye makaleden ulaşabileceksiniz. Burada uygulamanın hesaplamayı yapabilmesi için gerekli veriler ve bunların nasıl elde edildiklerini görüyoruz. Bu verilerin hepsi sadece il ve enlem derecesinin seçilmesiyle en fazla iki tıklamayla otomatik olarak gelmektedir. Ayrıca biraz önce belirlediğimiz verilere bağlı olarak toplam 6 çizelgeden diğer parametreler de belirlenmek durumundadır. Ki bunlar da regresyon eşitliklerine dönüştürülerek uygulamada kolayca hesaplanabilir hale getirilmiştir. Özet olarak 5 meteorolojik veri, 6 tablo, 10 parametre, enlem derecesi ve ay seçimi ve toplam 17 aşamalı hesaplama sadece 2 tıklama ile yapılabilmektedir. Uygulama Google tarafından ortaya çıkarılan ve MIT tarafından geliştirilen Meetup Invader 2 platformunda geliştirilmiştir. Gmail hesabı olan herkesin kullanabileceği ve online çalışan bir platformdur. Meteorolojik veriler World Weather Online web sitesinin sağladığı API yani uygulama programlama arayüzü kullanılarak sağlanmaktadır. Bu sitede de verilerini Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü veri tabanından almaktadır. Uygulamanın akış şeması gördüğümüz gibidir. Görüşler ve tartışma kısmına gelecek olursak, uygulamanın iki ayrı sayfası bulunmakta ve ekran görüntüleri verilmiştir. İlk şeklin üst kısmında il ve enlem derecesi belirlendikten sonra meteorolojik verileri getir butonu ile gerekli veriler getirilmekte, hesaplı butonu ile ET0 hesaplanmaktadır. PDF oluştur butonuna basınca sağdaki ekran açılmakta ve yapılan bütün çalışmalar özet halinde kullanıcıya sunulmaktadır. Sağ üst köşedeki PDF oluştur butonuna bastığımızda PDF paylaş butonuyla da rapor e-posta veya WhatsApp mesajı olarak istenilen adrese gönderilebilmektedir. Şu an gördüğümüz hesaplama örneğinin manuel olarak hesaplanması buradaki gibidir. Görüldüğü gibi hesaplama sonuçları uygulama sonuçlarıyla aynı olarak hatasız bir şekilde elde edilmektedir. Sonuç olarak 17 aşamalı birçok çizelge, meteorolojik veri ve interpolasyonlar gerektiren hesaplama işlemi sadece iki tıklama ile yapılabilmektedir. Meteorolojik veriler internet sitesinden otomatik olarak çekilebilmektedir. Akıllı cihazların GPS sensörleri ile hassas konum bilgisi elde edilmektedir. Uygulama manuel veri girişine imkan tanımaktadır. Detaylı PDF formatında rapor hazırlanabilmektedir. Hazırlanan rapor e-posta ya da WhatsApp mesajı olarak gönderilebilmektedir. Uygulama sıcaklık, nem, rüzgar hızı gibi sensörlerle entegre edilerek daha hassas hesaplamalar yapılabilmektedir. Bir sonraki aşama hassas sayıları uygulamaya entegre edilerek kullanacak bitkilerin sulama suyu gereksinimi hesaplanacaktır. Bluetooth ya da GSM aracıyla sulama sistemiyle iletişime geçip sulama otomasyonu sağlayabilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim hocam.
Evet, biz teşekkür ederiz. Güzel bir çalışma olmuş. Güzel de sundunuz. Neslihan Hanım'a sorusu, katkısı olmak isteyen varsa lütfen. Ben bir sorayım, bir soru sorayım eğer soru yoksa. Şimdi bu pratiklik açısından çok önemli bir çalışma. Böyle bir uygulamanın da olması önemli diye düşünüyorum. Özellikle şimdi küresel iklim değişikliği kongresindeyiz. Bu kavramda su kaynaklarımızla ilgili sıkıntılarımızdan, kuraklıktan hep bahsediyoruz. Dolayısıyla mevcut suyumuzun doğru kullanılması noktası gerektiğini hep her fırsatta dile getiriyoruz zaten. Bu anlamda özellikle çiftçilere, üreticilere pratik olma, bazı şeyleri pratik yapma adına bu tip, artık çünkü akıllı telefonlarda herkes de var, her çiftçide var. Dolayısıyla böyle bir uygulamayı onlar edinip kullanabilir düzeyde mi olacaktır? Yani bu onlara doğrudan bir katkı sağlayacak mıdır? Ve bu anlamda da hani doğru sulama, işte hem biz fazla sulamadan şikayetçiyiz, zaten eksik sulamıyorlar ama ciddi miktarda, aşırı derecede bir fazla sulama var. Bu anlamda sulama yöntemlerini bahsettiğimizde hep damla sulamadan bahsediyoruz. Ancak damla sulamanın da artık neredeyse yüzey sulama gibi kullanıldığına da şahit oluyoruz. Ciddi miktarda çok olması gerekenden fazla kullanıldığını görüyoruz. O anlamda doğru sulama sistemlerinin yanı sıra bu tip uygulamaların da önemli olduğunu düşünüyorum. Peki bu anlamda biraz önce sorduğum soruyu tekrarlayacak olursam, bu uygulamayı bir çiftçi alıp da bunu kullanılabilecek düzeyde olacak mı? Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz, ne planlıyorsunuz? Kesinlikle hocam. Yani herkesin kullanımına sunacağız. Test savunmamı verdikten sonra, yani herkes indirebileceği gibi Google Play Store'da yayınlayacağız. Oradan isteyen indirebilecek. Herhangi bir başka bir şey yapmasına gerek kalmayacak başvuru kullanmak için. Yani bu, buradaki bilgilerden yola çıkarak bir üretici ne kadar su vermesi gerektiğine ulaşabilecek. Evet. Günlük olarak bitki su tüketimini hesaplayabilecek. Ona evet. Göre sulama yapabilecek. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Var mı sorusu, katkısı olacak? Evet, birbirinden güzel çalışmaların sunulduğu bir oturum oldu. Bu anlamda her araştırmacımıza tek tek teşekkür ediyorum. Dediğim gibi diğer çalışmaları dinleyemedik ama onlar da kendi kapsamında mutlaka değerli çalışmalar olduğunu düşünüyoruz. Bu anlamda oturumu bu şekilde kapatıyoruz sanırım. Öğle arasına geçiyoruz ve saat 1'de tekrar başka bir oturumda görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalın. Buyurun Lavra Hanım. Teşekkürler hocam. Sayın Gökhan Hoca'ya ve sunum yapan tüm hocalarımıza teşekkür ederiz. Bugün 5 Haziran Dünya Çevre Günü. Böyle bir günde bu tartışmaların çok önemli olduğunu belirtmek isteriz. Herkesin sağlıklı, temiz ve zarar görmemiş bir çevrede yaşaması dileğiyle ben Dünya Çevre Günü'nüzü kutlarım. Gökhan Hoca'nın da dediği gibi kısa bir öğle arası vereceğiz. Saat 1'de aynı saat.